Herkese merhaba. Tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz insanların kişiliklerini etkileyen para karakterleri. Bu konuda yapılan araştırmalar var. Bu araştırmaların sonucunda da insanlar farklı farklı kategorilerde para kriterleri, para konusunda kimlik sahibi oluyorlar. Bu kimlik sahibi olmaları geçmişte, yani belki çocukken, belki daha küçükken aile içinde yaşamış olduğu bazı konulardan dolayı kendisinin şuur altında paraya yönelik olarak ne düşündüğü, ne konuştuğu, parayla ilgili nasıl bir hareket ve hayat tarzına sahip olduğunu belirliyor bu şuur altındaki bilgiler. Konuyu araştıran bilim adamlarının, özellikle psikologların, insanlarda 4 ayrı çeşit para kimliği olduğunu fark etmişler. Bu para kimlikleri her hayatta, dediğim gibi, geçmişe yönelik şuur altına işlemiş konular. Bununla ilgili olarak bu 4 karakteri sizlere burada aktarmaya çalışacağım. Buyurun başlayalım. Başlamadan önce YouTube kanalımız var. Ona abone olursanız çok sevinirim. Facebook sayfamıza, Twitter'a abone olursanız, takip ederseniz çok sevinirim. Neden? YouTube, Facebook, Twitter öyle bir algoritma yapmış ki bu videoların beğenilmesi, bu videoların takip edilmesi sonucunda videolar daha fazla ön plana çıkıyorlar ve daha çok kişi ulaşmış oluyor. Bu konuda da eğer tıklarsanız, abone olursanız çok sevinirim. Evet, konumuza geri dönelim. Arkadaşlar, birinci çeşit karakter paraya tapanlar diyebiliriz. Paraya tapan kişilerin özellikleri, hayatta ne yapmak istiyorlarsa, para yoluyla yapabiliyorlar. Bu hedef olarak neye ulaşmak istiyorlarsa para vasıtasıyla ulaşacaklarını düşünüyorlar. Buna paraya tapanlar money worshipper diye biliyoruz. Kişiler genelde işkolik oluyorlar. O kadar işkolik oluyorlar ki para bütün her şeyin cevabı, mutluluğun cevabı. Ve bu mutluluğa ulaşabilmek için de paraya ulaşmak lazım. Paraya ulaştıklarında da bir nirvana'ya ulaşmış gibi bir ruh haletine giriyorlar. Bu kişiler paraya tapıyorlar. Para olmadan mutlu olamıyorlar. Para olması gerekiyor. Bunun da en başta dediğim gibi şuur altında olan bir şey bu. Yani kimse ben paraya tapıyorum, para çok önemli, o yüzden paraya ulaşmak için her şeyi yapmam lazım, çok çalışmam lazım, 7 gün 24 çalışmam lazım diye bir şey yok. Bu şuur altında, diğer bütün karakterlerde şuur altında işlemiş bir kimlik, para kimliğini oluşturmuş oluyor. Bu kişiler genelde bütün her şeyin önüne parayı koyarlar. Ailesi, sosyal çevresi, kendi sağlığı, bütün bu konular üzerinde genelde para hepsinin önünde geliyor. Bu kişilerin yapmış olduğu, şu göstermiş olduğu karakterler parayla ilgili olarak şunlar. Mesela bu kişiler parayı harcarken hiçbir zaman tatmin olmuyorlar. Devamlı para harcama ihtiyacı hissediyorlar. Her zaman para harcamak istiyorlar ama bu para harcadıkları paranın almış oldukları neyse kesinlikle tatmin olmuyorlar. İkinci özellikleri ise bir gösteriş içinde olmaları. Yani ben zenginim, benim bakın böyle elbisem var, benim bakın böyle arabam var, ben şöyle bir kişiyim, ben istersem en güzel mücevherlere alabilirim, ben en güzel evde oturabilirim diye bir etrafa karşı böyle bir zengin görünme, paralı görünme ihtiyacı hissederler. Ayrıca bu kişiler yüksek miktarda kredi kartlarında borçlu olarak hayatlarına devam ederler. Kredi kartları hep borçludur. Kredi kartlarındaki borçlar kesinlikle bitmez. Habire kredi kartlarına para koyarlar, charge ederler, kredi kartla alışveriş yaparlar ama o borçlar hiçbir zaman bitmez. Ayrıca bu kişiler parayı, dediğim biraz önce de bahsettiğim gibi, parayı her şeyin önüne koyarlar.
fiziki sağlıklarından önce gelir. Psikolojik sağlıklarından önce gelir. Ailesinden önce gelir. Sosyal çevresinden önce gelir. Yani bütün her şey paranın ardındadır. Para bir numaralıdır ve o bir numaranın peşinden işlemler devam eder. Diğerleri sıraya girer ama her zaman bir numarada para vardır. Ayrıca bu kişiler çevresine, çevresindeki insanlara, çevresindeki kişilere kredi verme konusunda, borç verme konusunda hep bir adım atarlar. Borç vermek isterler. Kime kimseye para vermek isterler. Veremeyecek durumda olsalar bile bu parayı vermeye çalışabilirler. Çevrelerine para istiyorsanız ben size borç verebilirim diye yaklaşımda bulunabilirler. Bu kişilere paraya tapan karakter olarak isimlendiriliyor. Paraya tapan kişilere, kişilerin karakterleri de bu olmuş oluyor. Paraya tapan kişiler, yani bu durumda olan kişiler aslında küçük hareketlerle bu karakterlerini yavaş yavaş değiştirebilirler. Ne yapabilirler mesela? Çalıştıkları işten bir günlüğüne, haftada bir gün tatil alabilirler. Aileleriyle beraber, tamamen ailesiyle geçirecek şekilde bir vakit geçirebilirler sabahtan akşama kadar. Bir hobi edinebilirler, o hobi üzerinde çalışabilirler. Ve bunlar bu gibi şeyleri yavaş yavaş, bu gibi aktiviteleri yavaş yavaş artırarak para bağımlılığından, para tapınmasından yavaş yavaş soyutlayabilirler kendilerini. Sonuçta herkes bir insan. Bu insanlar bazı şeyleri devamlı yaparlarsa eskiden edinmiş oldukları alışkanlıkları yavaş yavaş terk edebilirler, düzelebilirler, düzeltebilirler.